Kran Montana'yı sen çökerttin. Anlam planına sen hayır dedin. Şimdi ben senden bekliyorum ki bir çözüm olacaksa eşitler arasında olur diyoruz biz. Yaşam hakkını bize ver. Benim insanım çok da önemli. Gitsin. Spor karşılaşmalarına katılabilsin. Doğrudan ticaret olsun. Direkt uçuşlar olsun. Ne zararın olacak bu sana? Ama senin niyetin buradaki ekonomiyi çökertmek. Niyetin benimle bir şeyi paylaşmak değil. Yok böyle bir niyet ha. Niyetim ada etrafındaki zenginliği paylaşmak değil. Niyetim Kıbrıs Türk halkına yaşam hakkı vermemek. Ekonomisini çökertmek. Niyet bu olduğu için zaten bu müzakere masası kurulamıyor. Bayan Coeller geldi. Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı. Evet. Ortak zemin var mı? Ortak zemin şimdi yok. Sayın Ersin Tatar demeyecek mi? Biz sizden eşitliğimizi kabul edin derken siz attığınız adımlara bakın. Masum bir avukatımızı orada tutukluyorsunuz. 15 gün boyunca belgeleri göndermiyorsunuz. Bir de pişkin pişkin açıklama yapıyorsunuz. Daha da insanlar var bu mesele siyasidir diye. Evet. Ben sizin iyi niyetinizden artık şüphe ederim. Bu iş olmaz başkan ha. Şimdi bu iş bir şekilde olmalı öyle veya böyle olmalı. Ama bu şu an gözüken federasyon zemininde değil bu. Çok uzak noktadayız. Ve bana göre istiyorlarsa gerçekten paylaşmak ve kazan kazan olsun. Ya en basit bir de ada etrafındaki petrol zenginlikleri. Gelin bir komite kuralım dedik ya. Bunu nasıl paylaşacağımızı konuşalım. Hayır dedi Anastasiades o zaman. Aristoteles de yanında. Tabii. Yüzümüze bakarak. Ben dedi egemenim dedi. Ne münasebet dedi. Sana mı soracağım dedi. Şellan veya işte Libya'yla orayla burayla anlaşma yapacağım zaman. Ha bir gün çözüm olursa da bankada hesap açarım, paracını yatırırım. Zihniyet bu. Bizi gördükleri anlayış bu. Bunları ben kulaklarımla duyduğum ve görüşme notlarında olduğu için söylüyorum. Yani uydurmuyorum.